Herkese selam tanılar. Bugün sizlerle birlikte yeni Brawl Talk'umuz hakkında konuşacağız. Ve %99 ihtimalle Brawl Talk'umuz tarihi bu. Eğer %1'lik ihtimal tutarsa intro gelsin. Evet arkadaşlar, yeni Brawl Talk'umuz çok kuvvetli bir ihtimalle yarın ya da ertesi gün ilk gösterime girebilir. Çünkü zaten çok kuvvetli bir detayımız var, teorimiz var. Orada birazdan geleceğiz. Zaten baktığınız zaman mantıken arkadaşlar sezonumuzun bitmesine 10 gün kalmış. Yani yeni Brawl Talk'umuzu yakın bir zamanlar içerisinde bekleyebiliriz. Biliyorsunuz ki bizlere önceki Brawl Talk'ta arkadaşlar, bundan sonraki Brawl Talk'lar her ayın pazartesi günü başlayacak tarzı bir şey söylenmişti. Yani bilmiyorum o ne demek, bunu neden söyledim bilmiyorum arkadaşlar, ama zaten yeni ayımıza giriyoruz, Mart ayına doğru ilerliyoruz. Brawl Talk'larımız bundan sonra 50 gün olacaktı. 50 günde sanırım değil mi? 50 günlük Brawl Talk'larımız olacaktı ve 50 günlük ilk Brawl Talk'umuzun sonuna geldik arkadaşlar. 40 gün geçmiş, 10 gün 17 saat kalmış. Az önce 18 daha kalacak, 1 saat geçmiş. 1 saattir video çekmeye uğraşıyorum yani. Neyse şimdi detayımıza geçelim ve 1 saattir video çekmemenin şerefine arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Uzun zamandır videolarımı şöyle bir 500 like görmüyorum arkadaşlar. Gizem videolarımız, detay videolarımız falan filan. 500 like atarsanız çok sevinirim. Ve bu tür videoları da kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bunları yapan herkese, yapmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve yapmayan herkese çok teşekkür ediyorum yani. O zaman hemen hızlı şekilde sizlere bahsettiğim fotoğraftan geçelim. Fotoğraf detayları geçelim. Konuşamıyorum yani. Evet arkadaşlar, Supercell'in yenilerde paylaştığı bir fotoğrafı görüyorsunuz. Normalde biliyorsunuz ki okul olmadığı zamanlarda yaptığımız videolarda anlık videolar yapabiliyorduk, ama şu an anlık videolar yapamıyoruz arkadaşlar. Bu tür videolar yapabiliyoruz. Şimdi bu fotoğrafa baktığınız zaman bitki iş üstünü görebiliyorsunuz. Spoitros ve Bee. Bizim burada dikkat etmemiz gereken yer. Şimdi iki şeye dikkat edeceğiz. Bir tanesi arkadaşlar şuradaki arka planımız, buraya dikkat edeceğiz. İkincisi olaraksa şurada Bee'nin yazdığı burada birkaç tane kağıt var arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman herhalde Bee matematikçiydi. Çok zeki bir öğrenci olduğu için zaten tipinden de belli arkadaşlar. Tam bir inek öğrenci tipi var birazcık. Matematikçiydi arkadaşlar. Ve aslında şurada da 26 ve 2 yazılarını görebiliyoruz. Bee buraya tam da en köşeye ne hikmetse 26-2 yazmış. Yani bu da Şubat'ın 26'sı demek. Bugün arkadaşlar ayın 24'ü. Yani benim çektiğim tarih 23'ü. Bu da demek olarak arkadaşlar buradaki tarihimiz muhtemelen ki çok kuvvetli bir muhtemel ihtimalle. Zaten Brawl Talk yakında geliyor. Yarın ilk gösterim gelebilir. Yani ayın 25'inde bir ilk gösterim gelebilir. Ya da ayın 26'sında gelebilir. Çünkü buradaki 2 Şubat ayını temsil ediyor olabilir. 26 ise Şubat ayının 26'sını temsil ediyor olabilir. Arkadaşlar biz biliyorsunuz ki bunları daha önceden çok kez gördük. Yani baktığınız zaman şimdi o fotoğraflara da gidelim isterseniz. Baktığınız zaman arkadaşlar paylaşılalı bayağı uzun bir süre oldu bu fotoğraf geleli. Bu fotoğrafta sağ alt kısma baktığınız zaman burada bir tane kasa görebiliyorsunuz. Kasanın içerisinde de yine aynı 2.26 yazıyordu ya. Burada da 3 tire yani 0.4 yazıyor arkadaşlar. Yok lan evet, 3 tire 0.4 yazıyor. Bu da Mart ayının 4.sü ya da evet Mart ayının 4.sü oluyor herhalde. Alın zaten B yazıyor arkadaşlar. Brawl Talk'un B'si olabilir. Ki şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben o zamanlar tabii ki Gizemdüz yapıyorduk o sıralar. Ve demiştik ki muhtemelen bu altındaki B ya Brawl Talk'un B'si ya da yeni karakterimizin B'si demiştik. Aslında ikisi deymiş arkadaşlar. O zamanlarda Belle yeni bir karakterimiz gelmişti. Belle herhalde arkadaşlar. B ile başladığına göre evet, başka B ile başlayan karakter gelmeyecek o zamanlarda. Belle de geldi. Brawl Talk'un B'si de olmuş oldu arkadaşlar. Brawl Stars gidenleri sadece burada da bitmemişti. Baktığınız zaman arkadaşlar bu fotoğrafta da yine anneler günü için paylaşılan fotoğrafımızda yine bir takvim vardı, ama bu takvimimiz yani bir Brawl Talk'umu temsil ediyordu, tam olarak hatırlamıyorum bunu gerçekten. Bakın burada arkadaşlar, burada 9'u işaretlemişler, kırmızıyla işaretlemişler ve ayın 21'inde arkadaşlar burada üzerine mavi bir boyayla işaretlediklerini görebiliyoruz. Şimdi burada Brawl Talk geldi mi gelmedi mi hatırlamıyorum, ama bu tarihlerde arkadaşlar bir mücadele gelmiştir, kostüm gelmiştir, şampiyonluk mücadelesiyle alakalı bir şey olabilir. Burada yine bir takvim detayını görebiliyoruz. Burada dediğim gibi arkadaşlar şimdi bir şey net konuşmak istemiyorum çünkü kesin bir fikrim yok arkadaşlar. Bilen yani hatırlayan arkadaşlarımız değil, yorumlar kısmına belirtmeyi unutmasın. Sadece arkadaşlar takvimlerle değil ki, bir tane de Colette'in kitabından yazıyordu, bir tarih daha vardı ama onu çok eskilerdi arkadaşlar, onu bulamayacağım şu an, ama sadece tarih değil arka plan detayları da bizlere yeni temalarda göstermişlerdi. Şimdi bu fotoğrafı muhtemelen hatırlıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki normal şartlarda bizlere bir kedi karakter gelecek diye böyle bir ne bileyim bir troll yapmışlardı. Başlıkta miyav yazıyordu arkadaşlar. Onu hatırlayan var mıdır lan? Cidden hatırlayan arkadaşlarınız varsa, o başlıkta miyav yazıyordu. Kapakta falan miyav yazıyordu arkadaşlar. Meow yazıyordu. Brawl Stars Brawl Talk miyav yazıyordu. Hatırlayan arkadaşlarımız yorumlar kısmına bu sahneyi etiketleyip yazsınlar. Ki hatırlayacaklarını pek tanıdım çünkü arkadaşlar kapağı değiştirdiler, başlığı değiştirdiler. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar burada mama kabının üzerinde bakın Kit yazıyor.
Acaba dedi Kit adına yeni bir kedi karakteri mi gelecek? Ya Brawl Stars böyle çok böyle gelecekmiş gibi gösterip getirmeye de olabilir arkadaşlar. Ki öyle de yaptı. Baktığın zaman arkadaşlar burada işte kedi tırmalama tahtası var. Kedi maması var. Fare var. Yani tam kedi itemleri. Kedi karakterleri. Burada işte Şirin'in kedisi var. Acaba dedi Kit Şirin'in Cadı Şirin'in kedisinin bir değişik hali mi olacaktık ama baktığınız zaman arkadaşlar kedi buradaki suyu dökmüş falan filan. Ama burada aslında bizlere anlatılmak istediğinden farklı bir mesaj vardı. Burada kedi karakteri gelmedi. Şu an oyuna baktığınız zaman kedi karakter olmadığına göre gelmemiş. Burada arka planda bir tane UFO var arkadaşlar. Bakın bildiğiniz bulutlarla UFO var. Canlayın da bunu fark etmiştik ama ne olduğunu tam olarak anlayamamıştık. Şeri de burada yukarı doğru bakıyor. Yukarıda demek ki bir şey görmüş. Yani UFO ile alakalı, uzay gemilerle alakalı bir karakter gelebilir demiştik. Kedinin tam zıt olan köpek karakter gelmişti ve Kolonel Ruffs arkadaşlar, Albay Ruffs zaten UFO'larla, işte uzay gemilerle alakalı. Zaten uzay gemisini yaşıyorlar sanırım Squid'le beraber. Öyle bir karakter gelmişti. Buradaki detay aslında bizlere kedi de köpek karakter uzay temasının geleceğini söylemişti. Son olarak bir tane daha sizlere temayı hatırlatmak istiyorum. Yine böyle üçe ayrılmış bir fotoğraf, yani ilk videonun başında baktığımız en yeni paylaşılan fotoğraftaki olduğu gibi. Buraya baktığınız zaman sağ kısımda bakın burada dinozorlar teması var. Yukarıda arkadaşlar altın kol çetesi teması var. Yani 6. sezon. Onun altında dinozorlar teması var. 7. sezon ve 8. sezonda. Neydi ya? 8. sezon unuttum arkadaşlar ben ama. Buradaki kızım 8. sezonu. Yani Starbank. Evet Starbank herhalde. Burada Starbank'ı görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da yine enteresan. Bizlere yeni güncelleme gösteren bir detayımızdı. 6. sezon, 7. sezon ve 8. sezon olarak bizlere bunu göstermişti. Şimdi en son paylaşılan fotoğrafımıza gidelim. Arkadaşlar en son paylaşılan fotoğrafımızda burada B'nin kısmına baktığınız zaman. Burada kağıtların arasında zaten tam da Brawl Talk zamanında, yani Brawl Talk zamanı olmasaydı muhtemelen böyle bir şey söz konusu olmazdı. Olsaydı da başka bir şey de olabilirdi arkadaşlar. Yani şimdi ayın 26'sında başka bir şey olabilir mi? Olabilir. Ama bana göre ayın 26'sında bir Brawl Talk gelebilir. Çünkü abi zaten 10 gün kaldı ve ayın 26'sında da şunun şurasında 3 gün var, 2 gün var. Muhtemel ihtimalle, kuvvetli muhtemel ihtimalle yeni Brawl Talk'umuzun tarihi olabilir. Yani hangi güne denk geliyor? Cuma günü, cumartesi günü falan denk geliyor. En arka kısma baktığınız zaman arkadaşlar burada enteresan sanki elektro şoklar görebiliyoruz. Enteresan bir kubbe tarzı bir bina görebiliyoruz arkadaşlar. Ve değişik böyle Luna Park mı andırıyor desem. Abi biz Luna Park'la alakalı bayağı video yapmıştık. Luna Park teması gelirse bizim eski teorilerimiz aslında çürümemiş olacak. Onlar da tekrar bir bakmamız gerekiyor. Acaba eski ne dedim unuttum çünkü. Acaba arka plan teması. Şimdi abi burada bir Brawl Talk tarihi gördük mü? Gördük. Yani muhtemelen. Brawl Talk tarihi gösterilen fotoğrafta belki yeni temamızda hafiften göstermiş olabilir. Yeni temamız burası olabilir. Olursa da ne olabilir arkadaşlar? Yorumlar kısmına fikrinizi bekliyorum. Bu videoda arkadaşlar bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videoya gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Brawl Talk geldiği zaman yeni videolarla, yeni canlılarla belki devam ediyor olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın, takipte kalın ve Allah'a emanet olun.